Şu an İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeyiz ve buradaki en değerli parçalardan biri olan İskender Lahdi'ni inceliyoruz. Lahit ölen birini gömmek için kullanılan bir çeşit tabuttur. Kocaman ve taştan yapılmış bir tabut düşünün. İskender'in lahti Yunanlıların kullanmayı çok sevdikleri bir malzeme olan mermerden yapılmış. Evet. Bu Pentelikon mermerinden yapılmış. Bu mermer çeşidi dayanıklı olduğu için desenleri için ve kolaylıkla yontulabildiği için o dönem son derece değerli görülen bir mermerdi. Bunu yumuşak bir taş gibi düşünebilirsiniz. Hatta o kadar yumuşaktır ki oymak istediğiniz desenleri en ince ayrıntısına kadar detaylandırmak mümkündür. Lahdin günümüze kadar böyle sağlam bir şekilde ulaşmış olması ise mucizevi bir şey. Gerçekten de inanılmaz güzel bir durumda. Bu lahit Sidon'daki kral nekropolünde oldukça geç bir dönemde bulunmuş. Nekropol kelimesi ölüler şehri demek. Kral Nekropolü de ölü krallar ve ailelerinin şehridir. Yani krallara ve ailelerine ait bir mezarlıktan söz ediyoruz. Bugün Lübnan sınırları içinde bulunan Sidon, önemli bir ticaret limanına sahip olan zengin bir Fenike şehriydi. Fenike şehir devletleri Doğu ve Güney Akdeniz'in çoğunu kontrol altında tutuyorlardı. Fenikelilere aşina olmayabilirsiniz. Ama Fenikelilerin en meşhur kolonilerinden birini tanıdığınızı düşünüyorum. O koloni bugünkü Tunus topraklarında bulunmuş olan Kartaca kolonisi. Kartacalıları Romalılara karşı verdikleri o meşhur savaştan hatırlıyor olabilirsiniz. Evet, meşhur Pön savaşlarından, yani diğer adıyla Kartaca savaşlarından söz ediyoruz. Özellikle de Anibal'in filleriyle Alp dağlarını aştığı 2. Pön Savaşı'ndan. Arkeologlar yıllardır bu mezarın kime ait olduğunu belirlemeye çalışmışlar ve genel yargı mezarın oldukça büyük ve gösterişli olması sebebiyle Sidon kralına ait olduğu yönünde. İşçilik parmak ısırtacak denli harika. Lahdin bir Yunanlı tapınağı şeklinde olması ise oldukça enteresan. Evet bu lahit bir Yunan tapınağı ya da hazine dairesi şeklinde yapılmış. Burada gözünüzün önüne Anadolu'daki ya da Yunanistan'daki klasik döneme ait devasa tapınak binalarını ya da Delphi'deki Sifnos hazine dairesini getirebilirsiniz. Lahdin üzerinde çok fazla mimari detay var. Örneğin bu kısımdaki yumurta ve ok motifleri. Tapınakların kenarlarında da dekor olarak kullanılmış olan kıvrım motifleri ve akroterler. Bunlar normalde bir tapınakta göreceğimiz tarzda süslemeler. Bu lahdin mimari bir yapıya benzemesi için biri bayağı uğraşmış. Daha frizlere gelmeden o kadar çok detayla karşılaşıyoruz ki yine de lafı daha fazla uzatmadan bence bu parçanın yıldızı olan frizlere geçelim. Evet. Frizler gerçekten de inanılmaz. Burada inanılmaz güzellikte rölyef oymalar bulunuyor ve bu rölyeflerde anlatılan iki hikaye var. Bunlardan ilki bir savaş sahnesi. Hadi onunla başlayalım. Muhteşem bir gerçekçilikle oyulmuş olan, iç içe geçmiş harika figürlerle dolu bir savaş sahnesi bu. Duygusal ve dokunaklı. Bu sahnede dikkatimizi kafasında bir aslan postu olan ve atın üstünde yer alan bir figür çekiyor. Bu figür Büyük İskender. O zamanlarda bilinen dünyanın neredeyse hepsini fethetmiş olan kişi. Büyük İskender önce Yunan şehir devletlerini fethediyor. Gücünü artırdıktan sonra da doğudaki Pers İmparatorluğu'nu kendine hedef olarak seçiyor. Pers İmparatorluğu 5. yüzyılda Yunanlılara karşı aldıkları yenilgilere rağmen ayakta kalmayı başarmış bir imparatorluktu. Asya'nın büyük bir kısmını hala onlar kontrol ediyorlardı ve büyük bir güce sahiplerdi. Tüm bunlara rağmen İskender büyük bir risk alarak Perslere saldırdı ve başarılı oldu. Sanat tarihçileri bu sahnenin İssos Savaşı'na ait olduğunu düşünüyorlar. İssos Savaşı, İskender'in kendinden sayıca üstün bir Pers ordusunu yendiği, devletlerin kaderini belirleyen savaşlardan biridir. Sahnedeki İskender figürünün epey ön planda olması bu fikri destekliyor. Ama bunun yanında Merkezdeki figürlerden biri de sanat tarihçilerinin bu yorumunu destekler nitelikte. Merkezdeki bu figürün savaştan sonra İskender tarafından Sidon kralı olarak atanan kişi olduğuna inanılıyor. Sahnede tabii ki Persler de var. Peki bu insanların Persler olduğunu nereden anlıyoruz? Yunanların veya Yunanlı gibi giyinmiş olan Makedonların oldukça standart bir görünümleri vardır. Üzerlerinde kıyafetleri olur ama bacakları genellikle çıplaktır. Bundan dolayı onları pantolonlu olanlardan, yani barbarlardan ayırmak oldukça kolay. Dolayısıyla pantolon giymiş biri bizim için iyi bir ipucu demek. Diğer bir ipucu da kafalardaki başlıklar. Gördüğünüz gibi başlarında Frigya başlığı var. İşte bu Frigya başlıkları da son derece bilinen bir semboldür ve antik sanatın birçok dalında daha kullanılmıştır. Bunlara ek olarak barbarların kollarının da kapalı olduğunu, çok daha kapalı giyindiklerini ve belli tarzda bir ayakkabı giydiklerini de görüyoruz. Ha tabii aynı zamanda bir de kaybediyorlar. Ama onlarla ilgili devam etmeden önce şimdi İskender figürüne geri dönüp bunun İskender olduğunu nereden anladığımızdan bahsetmek istiyorum. Kafasında aslan kafasından yapılma bir başlık var. Bu onun Herakles'le bağlantılı olduğuna dair bir mesaj içeriyor. Bu figürü İskender olarak yorumlamamızın bir diğer sebebi de İskender mozaiği. Sanat tarihçileri bu mozaikle bu frizin muhtemelen ortak bir kaynağa dayandığına inanıyorlar. O kaynak maalesef günümüze kadar ulaşamamış olan bir resim. Fakat mozaiğin sağlam olan kısımları ve frizle aralarındaki benzerlik sanat tarihçilerinin bu figürün İskender'e ait olduğunu düşünmesine yol açmıştır. Burada bahsetmemiz gereken bir diğer konu da İskender olduğunu düşündüğümüz figürün asaleti ve bir de zafer kazananların temsil ediliş şekli. İskender figürü atının üzerinde adeta devleşmiş. At şaha kalkmış. İskender'in yukarıda duran elinde bir zamanlar bir mızrak olduğu aşikar. Bu mızrağında atın mahmuzları ve diğer silahlar gibi bronzdan yapıldığını ama daha sonra metal olan diğer tüm parçalar gibi bir şekilde kaybolduğunu düşünüyoruz. Bahsettiğimiz mızrak yere düşmüş olan atının üzerinden inerek umutsuz bir şekilde kaçmaya çalışan adamı öldürecek şekilde konumlandırılmış. Sahnede İskender'in atları her zaman kazanan pozisyonda değiller. At üstündeki bir düşmana saldıran şu figürü görüyor musunuz? Sağ elini kafasının üzerine kaldırmış. Sol eli ise at sırtındaki düşmanına uzanıyor. Sağ elindeki silahla onu öldürmeye çalışacak ama bu çatışmadan galip çıkacağını zannetmiyorum. Yine de cesaretini alkışlamak lazım değil mi? Parmakları arasında bir boşluk olduğunu tahmin edebiliyorum. Yani elinde bir zamanlar bir bıçak ya da bir kılıç olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada yenilgiye uğramış olan Yunanlar da birer kahraman olarak resmedilmişler. Bir de şuradaki figüre dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu bir okçu. Sol elinde bir yay tutuyor ve nişan alıyor. Fakat özellikle dikkat çekmek istediğim yer bacakları. Pantolonunu yakından inceleyecek olursak frizin orijinal boyasının izlerini görebiliriz. Bu durum aslında saf ve beyaz mermerin Yunanlara ait olduğu düşüncesinin yanlış olduğunu kanıtlıyor. Bu heykeller aslında boyanmışlardı ve renkliydiler. Sarı, kırmızı, mor, mavi ve bu renklerden elde edilmiş bir sürü başka tonla boyalıydılar. Pantolondaki rengarenk tasarımın yanında ayakkabılarındaki kırmızı renk de dikkat çekici. Bu detaylar sayesinde sahnenin bir zamanlar renkli, kompozisyonun da daha canlı, dinamik ve keskin olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Okçunun hemen sağ tarafındaki ölü adama bakarsanız, gövdesinin yan tarafındaki yarayı ve kanı temsil etmek için kullanılan kırmızı boyanın izlerini de görebilirsiniz. Bu durum diğer taraftaki av sahnesi için de geçerli. Oradaki yaralı aslanın dökülen kanlarını göstermek için de yine kırmızı renk kullanılmış. Hadi o sahneyi de inceleyelim. Evet, lahdin diğer tarafında savaş sahnesi yerine bir av sahnesi var. Av sahneleri antik Yakın Doğu sanatında sıklıkla kullanılırdı. Buna örnek olarak British Museum'da bulunan Ninova ya da Asur rölyeflerini düşünebilirsiniz. Av sahnesinin merkezinde bir ata saldırmakta olan devasa bir aslan var aslan avları krallar için önemli aktivitelerdi. Dolayısıyla bir kral için tasarlanmış olan böyle bir eserde de bundan daha iyi bir sahne düşünülemez. Öte yandan burada ilginç bir durum var. Sahnedeki Yunanlar ve Persler birbirleriyle savaşmıyorlar. Birlikte çalışıyorlar. <laughs> Az önceki sahnenin yanında bu oldukça garip bir durum değil mi? Esasında bu İskender'in büyük imparatorluğu ardındaki politik hedeflerden biriydi. İskender o zamanki krallıklardan farklı bir hedefe sahipti. Ordusundaki Yunan ve Makedon askerlerin gittikleri yerlerdeki kadınlarla evlenip imparatorluğun temellerini güçlendirmelerini istiyordu. Bu durum Yunanlarla eşit statüde olmak isteyen Fenikeliler için önemli olmalıydı. Ayrıca aslen Yunan olmayanların da Yunan ikonalarını, motiflerini ve heykel geleneklerini kullanabiliyor olduğunu gösteriyor. Yani bu noktada etnik, politik ya da kültürel sınırlar belirsizleşmeye başlıyor. Fakat bu heykel öyle belirsiz bir heykel değil. Bunun 5. yüzyıldaki Yunan klasisizminin doruk noktasından çok da sonraki bir zaman olmadığı epey açık. Sahnelerdeki drama ve enerji sanat anlamında yeni bir fikir ve bunun kısa bir süre sonra Helenistik stili ortaya çıkaracağını biliyoruz. Sahnedeki hareketler, özellikle pelerinler ve başlıklar incelendiğinde daha da dikkat çekiyor. Atın sırtındaki Yunan figürünün sarı bir pelerini var ve bu pelerin adeta rüzgarda dalgalanıyor gibi görünüyor. Persli'nin kollarının nasıl sıvandığına bakın. Vücuduna ve giysilerine bakarak az sonra yapacağı hareketin ne olduğunu söylemek bile neredeyse mümkün. Kollarının duruşuna bakarsak bir zamanlar elinde bir ok ve yay olduğu söylenebilir kollarındaki gerilime bakarak az sonra oku bırakacağını ve bu okun da devasa aslanı öldüreceğini gözümün önüne getirebiliyorum mesela. Sahneye enerji, zaman ve hareket kazandırıyor olması adına merkezdeki atın üzerindeki adamın da önemli bir detay olduğunu düşünüyorum. At aşağı yukarı o kadar hızlı hareket ediyor olmalı ki adam da hoplayıp zıpladığı için bluzu havalanıyor. Bu hareket ve enerji rölyefin sonuna kadar devam ediyor. Sol tarafta bir geyikle mücadele eden bir Pers ve Yunan gözümüze çarpıyor. Yunan, geyiği boynuzlarından çekiyor olmasına rağmen çok hareketliymiş gibi görünmüyor. Oldukça sabit bir duruş var. Ama elindeki silahla az sonra geyiği öldürecek olan Pers, sahneye inanılmaz bir enerji yüklüyor. İşte bu sayede, bu iki sahnenin hikaye ve kompozisyon açısından nasıl bağlantılı olduklarını anlayabiliyoruz. Persler düşmanlık statüsünden dost statüsüne geçmiş. Ve daha büyük bir dünyanın parçası olmuşlar. Bu anlamda burada anlatılan genel hikayenin İskender'in politik hedefleriyle örtüştüğünü de söyleyebiliriz. Lahdin kendisi adeta bir hazine. 4. yüzyıla ait bir parçanın bu kadar temiz ve sağlam kalabilmiş olması gerçekten şaşırtıcı. Sanat tarihçileri 5. yüzyıl Atina'sının artistik yaratıcılığın merkezi olduğunu düşünürler. Ama bu gibi parçalar bize onların hatalı olabileceklerini kanıtlıyor. Burada gördüğümüz bu eser, Helenistik dönemde iyice belirginleşecek olan değişim geçiren bir dünya görüşü ve estetik bir anlayışı yansıtır nitelikte.